Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Öncelikle gecemiz mübarek olsun. Amin. Ve devamında da Muharrem ayımız mübarek olsun. Bu güzel ayda Allah yaptığımız bütün ibadetleri kabul eylesin makbul eylesin inşallah. Çok önemli. Her zaman söylüyoruz. O mukaddes geceler, fırsat gecelerdir. Böyle aylar, fırsat aylardır. İyi değerlendirmek lazım. Şimdi Muharrem ayı ile alakalı madem e, konuya girdik. Çok elim olayların yaşandığı tarihte, dahilde yaşanan, yaşadığı bir dönem geçirdi İslam dünyası. Ve onun artçı şokları, bin küsür yılı aştı bugünlere kadar geldi. Ve bu gidişte de devam edecek. Dahili harpler, büyük felaketler, büyük yıkımlar, büyük acılar, bir kine nefrete dönüştürmek isteyen insanlar, bunu provoke eden insanlar, bunu sabote eden insanlar, bu yarayı sürekli kaşıyan insanlar halen var ve devam da edecek. Öyle görünüyor. Allah inşallah hepimize aklımızı başımıza almayı nasip eylesin. Bugün İslam dünyasında yaşanan manzaraların da, bütün bu İslam coğrafyasından bahsediyorum Fatih kardeş. Temel sebebinde hep gidin geriye doğru bu olaylar vardır. Doğru bir şekilde tarif edilmemiş, izah edilmemiş, hikmet noktasından olaylar ele alınmamış olduğundan o acılar, o, o felaketler katlanarak, daha da bir körüklenerek, fitneyle, fesatla bu günlere kadar taşıdı. Taşındı. Tarihte, geçmişte biz de yaşadık. İşte o Çorum olayları, Maraş olayları, başka versiyonunu yaşadık tabii ki. Allah inşallah hep söylüyoruz, bu meseleler üzerinden bizi vuracaktır. Bakın, ee, Suriye'de yaşananlar, aslında Irak'ta yaşananlar, bütün o coğrafyada yaşananların arkasında hep Temelde bu sıkıntılar vardır. Yani mezhepler üzerinden bizi bizden daha iyi bilen o büyük Amerika'nın süper güçlerin o sayısız binlerce misyonerinin bizim bu zaafımızı anlatabiliyor muyum? Müslümanların bu zaafını çok iyi bildiklerinden bizden de iyi bildiklerinden sürekli olarak o yarayı böyle kangrene dönüştürüp oradan Müslümanları birbirine kırdırma. Projesi devam ediyor. Yani Suriye'de yaşananların temelinde mezhep ayrılıkları vardır. Bir tarafta Şialar vardır, bir tarafta Ehl-i Sünnet vardır, bir tarafta başka bir şey var. İşin içinde etnisiteydi. İşte sen Türksün, sen Türkmensin, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen şusun, sen busun. Ama hep temelinde tekrar söylüyorum, tarihte yaşanan acıların bugüne yansımaları vardır ve doğru bir şekilde bilinmediğimden dolayıdır bu. Meseleyi uzatmayacağız. Cemel vakasıyla başlayalım. Bu 15. mektupta bayağı bir sorular vardır. Cemel vakası o acıların en önemlilerinden, en büyüklerinden bir tanesi de budur. Onu bir okuyalım bakalım. Hikmet noktasından ele alalım. Üstad nasıl bakmış, nasıl bakmamız gerektiğine dair geriye bize bu muhteşem eseri bırakmış. Cemel vakasını şöyle bir okuyalım. Hazreti Ali ile bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu an, bir tarafta Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe Sıddık'a radıyallahu an teala'nın arasında olan muharebe. Dahili bir harp. Müslümanlar arasında. Adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Ne demek adaleti mahsa? Ne demek adaleti izafiye? Onu bir okuyalım ama Neyin adaleti? Şimdi bunu birçoğu belki burada bilmiyorum abiler geldi anlattı mı detaylı olarak o vakayı onun bir adım arkasından ele alacağız. Şimdi ki çok iyi bilinsin yani hangi adalet arandı da bu elim olaylar hadiseler yaşandı. Onlarca şehitler verildi. En önemli sahabeler şehit edildi. Bakalım. Vakanın temelinde şu vardı Cemil vakasında. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın üçüncü halife biliyorsunuz. Şehit edilmesi meselesinden sonra zuhur eden bir olay. Yıl yaklaşık 656. Yani Peygamber Efendimiz Ali vesselamın ölümünden 22 küsur yıl sonra. Çok da fazla bir zaman yok. Hemen bu dahil harpler başlamış zaten. Öncesi de var. Hazreti Ömer zamanında da var. Ama şimdi bu Cemel vakasında... Hazreti Osman'ın şehit edilme meselesi vardır. Kim şehit etti? Kimler bu fitneyi çıkardı? Bu fitneyi, bu, bu anarşiyi, bu kaos ortamını oluşturanlara karşı nasıl bir adaletle, nasıl bir tavırla müdahale edilse adalet olur? İşte tam da burada ayrılıyor Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir radiyallahu an. Bunlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Aşere-i beşereden. Ama karşı karşıya geliyorlar. Arkadaşlar aynı durumdayız. Bak tekrar söylüyorum. O nedenle sohbeti biraz böyle güncelleştirdim baştan. Aynı oyunlar oynanıyor, oynanacak. Aynı fitne, aynı böyle fesat, aynı kaos ortamı, aynı anarşi, aynı terör ve aynı savaşlar. Tabii külliyet de kesbetti şimdi. O zaman onlar belki yüzler kişi şehit edilirken şimdi milyonlar insan. Masum. Hazreti Osman'ı kim şehit etti? Hazreti Osman'ı i̇bn Sebe adındaki bir fitne ve fesat zatın tetikçi tabiri caizse tutarak yani kiralı katil tutarak Yemenli bir Yahudi'ye Gafiki adında bir Yahudi'ye onu öldürtmesi meselesidir. Katil Gafiki, Yemenli bir Yahudidir. Öldürten kim? i̇bn Sebe. Amaç? Amaç Müslümanları birbirlerine kırdırmak. Bugün de var o kafada olan insanlar dedik ya, o misyonerler, o böyle fitneyi, fesadı körükleyen onlarca insan var. Hazreti Osman 3. Halife'yi öldürüyorlar, öldürtülüyor ve devamında da hemen Yerine bir halife seçilmesi lazım tabii. Derhal, birilerine halifelik teklif ediliyor. Tabii kukla olacak onlara göre. Kolay yönlendirilebilecek birisi. Ama ortalık toz duman. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ölümünden sonra yaklaşık bir 10 gün kadar ortalık fena. Kaos kol geziyor. Böyle bir an düşünün. Halbuki İslam, Fütühat zamanı, tam fütühat zamanı. Tam fetihlere başlamış. Tebliğ alabildiğine. İslam çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişecek. Gelişiyor. İşte bu gelişme, bu büyüme, bu fütühat birilerini rahatsız ediyor tabii. O rahatsızlıktan dolayı ilk iş o fitneyi tutuşturmak. Nasıl olacak? Halife öldürülerek. Hazreti Osman radıyallahu anh dediğim gibi Yemenli bir Yahudi'ye öldürtülür. Hikmet kısmına geleceğiz merak etmeyin. Çok uzun tutmayacağız. Öldürtülür. Kaos devam eder. Tabi o kaos ortamında tebliğ olmaz. Fütuhat olmaz. Nedir? Müslümanlar birbirine girmiştir artık. Bir yandan da yine i̇bn Sebe kendi kafasına uygun bir halife arayışındadır. Gider, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha'ya da teklifte bulunur. Siz halife olun. İkisi de reddeder. İkisi de kovar. Birilerine daha teklif eder, onlar da kabul etmezler. Büyük bir sorumluluk. Gider Hazreti Ali'ye. Sen halife ol. Niyet nedir? Niyet çok sinsi. Çünkü Hazreti Ali Haşibidir. Hazreti Osman Emevidir. Bir yandan fitneyi böyle körüklerken böyle fısıltı şeklinde amaç şudur. Bak Hazreti Osman'ı Hazreti Ali öldürttü. Yerine geçmek için. Çünkü o Haşimi'dir. Hazreti Osman Emevi'dir. Onun yerine gözünü dikti. Hazreti Ali'ye de sinsi bir şekilde teklifte bulunuyor. Yani sen halife ol, sen layıksın. Haklı çıkmak için. Bak dediğime geldiğiniz işte bak halife olmak istiyordu. Anladık değil mi? Fitne büyük. Hazreti Ali de reddeder. Kovar gelen heyet. Bir heyet Hazreti Talha'ya, bir heyet heyet Hazreti Zübeyre. En son Hazreti Ali'ye de gönderilir. Sinsi bir şekilde kovar. O zaman o Hazreti Osman'ın katili olan Yemenli Yahudi tekrar onu alır der ki bütün Müslümanları mescide toplayın ve şu tehditte bulunun. Çünkü çok güçlü o zamanlar İbn-i Sebe. Eğer derhal içinizden bir halife seçmezseniz hepinizi kılıçtan geçireceğiz. Mazlum halk korkar, kendileri gider bu sefer Hazreti Ali'ye. Efendim en layık sizsiniz, halife olun. Yoksa işte böyle bir durum var. Ve Hazreti Ali uzatmayalım, aslında hiç istemeyerek de olsa halifeliği kabul eder halifeliği kabul eder ve ondan sonra olaylar bitmez. Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha iki halifeliği reddetmişti. Hazreti Ali'ye halife olarak giderler yanına ve şunu derler. Efendim Hazreti Osman'ı katleden ve o anarşiye dahil olan, taraftar olan ne kadar insan varsa kılıçtan geçireceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Hazreti Ali hayır. Suçun şahsiliği esastır. İşte adaleti izafiyeyle, adaleti ee, mahzanın şimdi karşı karşıya gelme noktası. Olur mu öyle şey? Yani o orada suç şahsidir. Kim onları teker teker bulacağız. Teker teker yargılayıp yargıladıktan sonra cezalandıracağız. İslam böyle bakar. Hazreti Talha ve Zübeyir Hazretleri ise hayır. Devlet hedef alınmıştır. Halife öldürülmüştür. Bu olaya kim dahil olmuşsa kıyısından, köşesinden tamamı cezalandırılacak. Hazreti Ali bu sefer tekrardan şunu söyler. Daha devlet olaylara hakim değil. Hala devam ediyor kaos. Bunu biraz zamana yayalım ve tekrar söylüyorum. Kim suçluysa o. Bu sefer bir aralarında bir şey oluşur. Bir ayrılık oluşur. Fikir ayrılığı oluşur. Hazreti Ayşe'ye giderler. Hazreti ile Hazreti Talha. Derler ki, işte halife seçtiğimiz Hazreti Ali, bu şekilde bir adaletin doğru olmadığını savunuyor ama biz bu kaosu çıkaran devleti hedef alan ha halifeyi öldürten kim varsa hepsini cezalandırmamız lazım. Derhal bir ordu kurup Basra yakınlarında El Cemel vakası ordu oldu zaten. Oraya doğru bir yürüyelim, bir güç toplayalım. Oradan da birilerini alalım. Hazreti Ali bunu duyar, o da böyle kendi ordusunu toplar ve çok da uzak olmayan bir mesafede, 1 iki kilometrelik bir mesafede çadırlarını kurarlar. İki Müslüman ordu. Bir tarafta Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe, radıyallahu anh, bir tarafta Hazreti Ali ve taraftarlar. Hazreti Ali yine bir heyet gönderir. Der ki kardeşlerim, biz bunu barışla halledebiliriz. Bunu biz böyle anlatabiliyor muyum? Sevgiyle, muhabbetle tefekkürle, doğru yorumla halledebiliriz. Gelin birbirimizi kırmayalım. Heyet gönderir. Makul gelir Hazreti Zübeyir'e Hazreti Talha'ya. Doğru ya de niye biz birbirimizi kırıyoruz ki bu savaş olmasın. Keşke olsaydı yani olmasaydı o savaş. Keşke. Ama İbni Sebe işte fitne durmaz arkadaşlar. Su uyur düşman uyumaz. Gece 5-10 kişilik böyle şeylerle gider Hz. Ali'nin çadırlarına saldırıda bulunur birkaç kişi öldürtür. Ve şaya şudur. Hazreti Talha ve Zübeyir sözünde durmadı onlar saldırdı. Bir 10-15 kişiyi de onların çadırlarına saldırtır. Bak Hz. Ali sözünde durmadı onlar saldırdı. Anladık değil mi? İki tarafa da ki katilleri gönderen, o tetikçileri gönderen kendisi i̇bn Sebe. Ve maalesef o savaş başlar. Onlarca şehit verilir. O acılar bugünlere günlere taşınır. O dahili harpler bugünlere günlere taşınır. Oralardan nefret körüklenir. Onun üzerinden bütün İslam coğrafyası şu anda hedef alınır. Bir tarafta biz işte kendilerine göre bir biz şiayız der kenara çekilir. Diğerlerini Müslüman kabul etmez. Bir tarafta bir başka anlayışla Allah inşallah dersler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Mesele tam da budur arkadaşlar. Yani İbni Sebe adındaki bir e, fitnecinin, bir fesadın Müslümanları birbirine kırdırmak için ta işin başından beri kurguladığı oyunlar. Bugün de kurgulanıyor. Allah uyanabilmeyi nasip eylesin. Şimdi bu vakanın, Cemel vakası neden dendi? Cemel deve demektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Tıddık'a o devenin üzerinde, tam harp meydanında bir devenin üzerinde, o da işin içinde. Ve en yoğun çatışmalar o devenin etrafında olduğundan dolayı adı böyle kalmış. Cemel vakası olarak kalmış. Yani onun etrafında olmuş savaşlar ve orada şehitler çok verilmiş. Şimdi üstadı dinleyelim. Olaya biraz böyle tarihi bir yolculuk yaptık. Arka planını bilmeden çünkü burayı okumak birçok insanla bunu konuştuk. Abi dedi Cemel vakası nedir? Ne oldu o tarihte? Yani adaleti mahsa ve adaleti izafiyeyi anlayalım ama neyin adaleti diye sorular sorulduğundan dolayı bu meselenin okunmadan önce bir 10 dakika kadar o olayların kronolojik olarak mutlaka bilinmesi lazım. Onu o fitnenin, fitnenin arkasındaki böyle hesapların çok iyi bilinmesi lazım. Yoksa bugün ne bakan yönüyle dersler çıkaramayız. Evet, Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teala anhun ecmain arasında olan muharebe. Adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Bundan sonrası üstadın artık şeyi olduğundan dolayı daha rahat anlayacağız. Muhteşem. Hazreti Ali adaleti mahsayı esas edip şeyhen zamanındaki gibi o esas üzerinde gitmek için içtihat yapmış. İkisi de içtihat yapmış. İki taraf da içtihat yapmış. İçtihat yapan sevap kazanır arkadaşlar. İçtihat Kur'an'dan fikir çıkarmaktır. Kur'an'dan anlam mana çıkarmak demektir. İçtihat peşinde olan bir insan hata da yapsa sevap kazanır. İyi niyetle tabii ki. Halis bir niyetle ayeti düşünmüş, tefekkür etmiş, anlam çıkarmaya çalışmış ama yanılmış diyelim ki. Sevaptır. Kur'an'la iştigal oluyor. Kur'an'ı inceliyor. Şimdi Hazreti Ali adaleti mahsayı esas alıp yani ne demek? Anarşiyi çıkaranların içerisinde mutlak suçlu olanların tek tek ayıklanıp cezalandırılması. Hani Vaziretül Vizreukhra diye bir ayet var ya yani suçun şahsiliği esas. Kimse o. Adaleti mahsa budur. Kim zamanındaki şeyheyn? Kim bunlar? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zamanındaki adalet. Onlar da böyle yapmışlar. Kur'an böyle bakıyor. Suçlu kimse o. Bir masum varsa bilgimi batırılmaz. Onu kenara çekeceksin. Onun hakkını koruma altına alacaksın. Ondan sonra suçlu ne kadar varsa cezalandır. Hazreti Ali böyle bakıyor. İçtihatı bu. Muarızları ise şöyle demişler. Şeyheyn zamanındaki Heyn iki şeyh demek. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ile Hazreti Ömer radıyallahu an. Onların zamanındaki saffeti İslamiye adaleti mahsaya müsait idi. Fakat mürür zamanla İslamiyetleri zayıf, muhtelif akvam hayat-ı İslamiye girdikleri için adaleti mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan ehvenü şer'i ihtiyar denilen adaleti nisbiye esası üzerinden içtihad ettiler. O da içtihad. Yani onların yorumu şu. Tamam adaleti mahsa doğru ama Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an zamanında bunu uygulamak kolaydı. Fakat zamanla İslamiyetleri inançları zayıf kavimler de girdi İslamiyet içerisine Daha yeniye girdiler kaos ortamı da oluştu. Böyle bir zamanda adaletin mahsayı tatbik etmek mümkün değildir. Biz ehveni şer olarak anlatabiliyor muyum? Adaletin nisbiye üzerinden gidelim ve o olaya, o kaosa karışan kim varsa cezalandıralım. Evet, öldürelim. Farkı anladık değil mi? Hazreti Ali her hal ve şartta mutlak adalet. Muarızları hayır, Şartlar buna mümkün değil. Ortam buna şey müsait değil. O nedenle ehveni şer yapalım. O kaosa, o fitneye karışan kim varsa cezalandıralım. Çatışma buradan çıkıyor. münakaşa i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi de intaj etmiştir. İçtihat üzerinden başlayan bu münakaşalar daha sonra işin içine siyasette sokulmuş etnisitede sokulmuş. Ne gibi? Şu. Hani Hz Ali Haşimi'dir. Hazreti Osman işte Mevi'dir Bak arada bir şey farkı var. Etnik bir farklılık var. Burada da bir böyle şey düşmanlık var. Hz Ali onun yerine gözünü dikmiş. İlahi bakın. İçtihadi olan münakaşalar siyasete de bir şekilde kıyısından köşesinden bulaştığından dolayı bu acı, bu elim savaşları, muharebeleri netice vermiş. Ha şimdi gelelim üstadın buradan çıkardığı anlama. Çok önemli olan, bizim için çok önemli olan kısma. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihad edilmiş. Ya böyle bakın diyor üstadımız ya. İslamiyet'in menfaati için. İslam'a faydalı olsun diye içtihat yapmış bu insanlar. Ha birisi isabet ettirememiş. Bela la tezir vaziletun vizra ayetinden sapmış. Şartlar uygun olmadığından dolayı. Ama öbürü demiş ki hayır benim içtihatıma göre her hal ve şartta en namüsait zamanda bile mutlak adalet esas olmalıdır. Suçlu kimse o. Ama bakın hiç unutmamamız, ıskalamamız gereken şey şu. İki tarafta içtihat yapıyor. İki tarafta Kur'an üzerinden yani anlatabiliyor muyum? Yorum yapıyor. Niyet halis. Niyet halis. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat edilmiş ve içtihattan da muharebe tevellüt etmiş. Son noktada bu kadar fitne, maalesef fitneden kendilerini koruyamamışlar aslında bir derece korudular ama en sona çadırların karşılıklı olarak böyle saldırılar yapılması fitne durmuyor. Oradan da o, o savaşlar, o elim hadiseler vuku bulmuş. Elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Şimdi bu yorumda ne var arkadaşlar? Yani böyle bakabilseydi insanlar, Müslümanlar 1500 senedir. Bu yorumda, bu çıkarımda, bu izahta İslam'ın geleceği var Fatih. Birlik beraberliğimiz var. Bu bakışta kardeşliğimiz var. Bu bakışta vicdan var. Anladık değil mi? Bu bakışta binlerce fitnenin önüne geçmek var. E böyle bakın ya 1500 sene önce yaşandı bitti gitti ya kader noktasından bak. İki tarafta içtihat yapmış de. İkisi de ehli cennettir de. Birisi isabet ettirememiş. Bir şey sevabı alır. Öbürü isabet de ettirmiş. İki şey sevabı alır. İkisi de ehli sevaptır. İkisi de ehli cennettir de. Bitsin o zaman bütün bu acılar. Memleketimiz o siyasi 80 öncesi yaşananları hatırlayanlar hatırlar. Diğerleri de okuyarak bilir. Bu olaylar bu hikmet üzerinden bu bakış ve bu nazarla eğer okunsaydı okunabilseydi tarih o cezuret Arap'ta yaşananlar belki Müslümanlar yaşadığı bunlarca felaketin yüzde birini yaşamazlardı. Birbirimize niye girelim ondan sonra? Bu nefretler, bu savaşlar, bu acılar binlerce insan tekrar söylüyorum. Batı olaya çıkarları noktasından bakar. Çok mu umurundadır senin şia olman, öbürün ehli sünnet olması, öbürünün caferi olması, öbürünün bir başka bir şey olması? Çok bilgilendiriyorum kendi dini bile ilgilendirmeyen bir adamı Müslümanların mezhepsel nüans farklılıkları mı çok ilgilendirir? O çıkarı noktasından bakar, seni birbirine kırdırır, planlarını, projelerini ona göre uygular. Sen uyanık olacaksın. Tarihini sen bileceksin, tarihini sen doğru okuyacaksın. Okurken de burada vicdan olacak. Merhamet nazar olacak, böyle bakacaksın. Bakın cümleyi bir daha okuyorum. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat edilmiş, burayı at atlamayın arkadaşlar, İçtihat yapana müçtehit derler. İslam'a hizmettir, müthiş bir hizmettir. Bedenle bunu yapana da mücahit derler. İkisinde de cehv vardır. Kararlı gayret vardır. Ama ne için? Sırf lillah için. Birisi fikir çilesiyle bunu yapar, birisi şartlar oluşur ama şeye karşı, yani Müslüman olmayanlara karşı, haricen gelen saldırılara karşı da gövdesini ortaya atar. Vatanını korur, mukaddesatını korur, sınırlarını korur, namusunu korur. Ama tekrar söylüyorum, ne oldu o fitneyle? Fütuhat bitti. Ne oldu? Tebliğ de bitti. Çok uzun süre Müslümanlar kendi dertlerine düştüler birbirini kırmakla meşgul oldular. Çok zaman kaybedildi. Onu bir yana bırak. Bugünlere kadar gelen büyük bir nefret körüklendi, palazlandı. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihad edilmiş ve içtihattan da muharebe tevellüt etmiş, elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihatı musib ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü içtihat eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan içtihat sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazur görülür. Başka bir niyetle değil ki. İçtihat yapılmış. Evet. Bizde gayet meşhur bir söz vardır. Sözü de hüccet bir zat tarafından. Şu, sahabelerin muharebesinden kıylu kal etme. Çünkü hem katil hem maktul. İkisi de ehli cennettir. Yani o savaşlar için ileri geri konuşma. Bilir bilmez konuşma. <laughs> sıfır bilgiyle, sıfır altyapıyla yorum yapma. Yaparsan insanlar birbirine giriyor, gelecek. Konuşma ileri geriye. Bu şekilde bakabiliyorsam bak meseleye. Tekrar söylüyorum. Bu cevapta, burada yazılan şöyle beş satırlık bir yorumda merhamet var, vicdan var, kardeşliğimiz var ve İslam'ın bekası var. Böyle bakmazsak nefret devam edecek. Allah tekrar söylüyorum. Herkes aklını başına almayı nasip eylesin. Evet. Muhteşemdir bu. Buranı bir manifesto olarak bütün Müslüman ülkelerine anlatılması lazım. O vaka üzerinden yaşananlar ve neticesinde nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair böyle bir sosyolojiyle ortaya çıkması lazım. Ancak biz kendimize gelebiliriz. Evet. Adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin izahı şudur. Hani men katele nefsen bir gayri nefsin ev fil art. Yani her kim bir cana karşılık olmaksızın izah yapıyor şimdi adaleti mutlakayı, adaleti mahsayı ya da yeryüzünde çıkan bir fesadı önlemek niyetiyle olmayan bir kişiyi öldürürse demek ki iki şekilde ruhsat var. Katle iki şekilde ruhsat var. Biri kısas dediğimiz bir cana karşılık. iki bir fesadı önleyeceksen ama bir fesadı durduracaksan eğer bu iki sebep yoksa bu, bu geçerli. Yoksa ve sen bir insanı masum bir insanı öldürmüşsen bütün insanları öldürmüş gibisin. Böyle bir ayet var. Kim bir cana karşılık olmaksızın veya bir fesadı önlemek niyetiyle olmayan bir sebepten başka sebeplerin hiçbirinin geçerliliği yok demek istiyor. Bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi hesap verir Allah'ın huzurunda. Evet, ayetin mane işaresiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. O nedeni Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha'ya öyle demiş. Tek tek. Şu anda tam da olaylara hakim olamadık. Biraz bekleyelim ve tek tek o suça karışanları, o katliama karışanları tek tek bulup cezalandıralım her hal ve şartta adaleti mahsayı uygulayalım. İslam bunu emrediyor. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Başka bir yol bulacaksın. Onu yok ederek, onu katlederek, onun yaşama hakkını ondan alarak olmaz. Başka bir formül bul. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametinde Hak, haktır. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. O canı veren Allah'tır. İki sebep var demiştik. Bir tanesi bir cana karşılıksa bir şey diyemez. Bir de bir fesadı engellemek için, bir fitneyi bir ateşe durdurmak içinse o ayrı. O da o fitneyi yapan. Bir cemaatin selameti için. Bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Rızası bulunmadan. Hamiyet namıyla rızası olsa o başka meseledir. Ha, öyle kahramanlar da çıkardı bu din, bu mukaddesatımız, bu muhteşem din. Çıkar birisi kendisi atar gövdesini ortaya. Eğer bir şeyi durduracaksa kendini feda eder. O ayrı. Kendi isteğiyle, kendi rızasıyla yani benim gitmemle bu ateş sönecekse aha diyen insanlar da gördük. Tarihimize var mı şanlı insanlarda. Ama onun dışında eğer rızası yoksa öldüremezsin kardeşim, dokunamazsın. Bu adaleti mahsadır. Yani bir cana karşılık olmaksızın veya bir fitneyi durdurmayacaksa eğer dokunamazsın. Adaleti izafiyeyi de okuyalım, çok uzatmayacağız dedik ya dersi böyle yorucu olmasın. İlk sezondan. Küllün selameti için cüzü feda eder onlar. Dedi ya hepsini, hepsini. Şimdi öyle vakit kaybına gerek yok. Kimi yakalarsan o, o kaosu oluşturan o olayın içinde kim varsa kıyısından köşesinden kimse cezalandırılacak. Bu nisbi adalettir. Neden kardeşim? Adaleti mahsayı uygulayalım. Şeyhin zamanında uygulandı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir zamanında uygulandı ama şimdi şartlar uygun değil uygulamayalım. Hayır hata bir içtihattı. İçtihat ama hata bir içtihat. Küllü selameti için cüzü feda eder onlar. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Yanlış yorum. ehven şer diye bir nevi adaleti izafiye yapmaya çalışır. Fakat adaleti mahsa kabili tatbik ise adaleti izafiye gidilmez. Gidilse zulümdür. Gitmemeleri lazımdı o fitneye karışmamaları lazımdı fakat gidildi maalesef. Dedi ki ama su uyur düşman uyumaz. İbn Sebe denilen tetikçi, İbn Sebe denilen münafık ortalığı her noktadan ateşe verdi. Son olarak da artık barış ilan edilecek. Ya bu savaşa gerek yok. Bunu kardeşe de çözebiliriz kendi aramıza. Anlaşan iki orduyu gidip çadırlarına suikastlar düzenledi. Öbür tarafa da suikastlar düzenledi ve orada kırdırdı birbirini. Evet. işte İmam-ı Ali radıyallahu anh adaleti mahzayı şeyhen zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip hilafeti İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Hak üzerine İslamiye bina edilecek. Hak zemininde bir kayma, bir sendeleme, bir fire, bir şey, bir, bir erozyon, bir tahrip olursa bu İslam yürümez. Hak üzerine, adaleti mahza üzerine. Mukabilleri ve muarızlar ise hayır kabili tatbik değil, çok müşkilat var diye adaleti izafiye üzerine iştihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise hakiki sebep değil, bahanelerdir. Bütün bu acıların yaşanmasının bütün sebepleri bahanelerdir. Yanlıştır. Anladık değil mi? Esas sebep budur. Adaleti mahsa adalet izafiyenin mücadelesi. Diğer sebepler bahane kardeşim. Geçin onlar. O sebeplerle eğer bakacak olursak olaya bu ateş kıyamete kadar devam edecek. Artacak eksilmeyecek. Asla birbirlerimize kardeş olamayacağız Müslümanlar olarak. Halbuki inananlar kardeştir. Ama üstadın nazarıyla bakalım. Ya iştihat yapılmış, hata yapmış, öbürü isabet etmiş. Anladık değil mi? Böyle bir yorumla baktığın zaman birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, geleceğimiz var, istikbalimiz var, fütuhatlar var, tebliğ var, bekamız var. Her şey o cevapta saklı. Ama ondan sarfı nazar ederek bahaneler üzerinden yorumlar getirmeye başladığın andaki hep böyle olmuş, bu acılar bitmek bilmemiş. Eğer desen, hilafeti İslamiye noktasında, İmam Ali'nin fevkalade iktidarı, harikulade zekası ve yüksek liyakatiyle beraber seleflerine nispeten muvaffakiyetsizliği nedendir. Bakın tekrar söylüyorum. Hazreti Ali nasıl tasvip ediyor? Nasıl böyle basıplandırıyor? Fevkalade iktidarı, harikulade zekası, doğru mu doğru? İlmin kapısı, Allah'ın kılıcı ve yüksek liyakatiyle beraber neden önceki üç halifeye göre başarısız oldu? Bütün bu acılar bu dönemlerde yaşandı. Büyük felaketler yaşandı. El cevap. Onu da okuyalım. Dersi bitireceğiz. O mübarek zat. Hazreti Ali radıyallahu an. Siyaset ve saltanattan ziyade ki nerede saklı bu cevap? İlk teklifi reddediyor. Kovuyor. Ama ne zamanki ki topluyor bütün Müslümanları kılıçtan geçireceksiniz. Bir halife bulun, buldunuz. Bulmadınız, hepiniz. O zaman yalvarıyorlar, bir heyet gönderiyorlar. Halktan bir heyet. Efendim durum bu. O da hiç istemeyerek kabul ediyor. Böyle bir dünya saltanatına, böyle bir makama bir şey, gözü yok. O mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamam saltanat olsaydı şahı velayet ünvanı manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Ama esas ünvanı kazandı şahı velayet. Evliyaların şahı. Saltanatta ve siyasette başarılı olsaydı peki olmayacaktı. İkisi aynı anda olmaz bir doku uyuşmazlığı vardır. Sen onu bırak. Ya üstada hani böyle bir saltanatı geç. Üstada Said Halim Paşa'yı alış teklif ediliyor. Hepinizin bildiği gibi. Gel orada İslam'a hizmet et. Şeyhül İslam olarak. Bu yalı senin emrinde Boğaz'a hazır. Muhteşem. Bir kadına herhalde parayla şey yapamazsınız. Onun verdiği cevap da muhteşem. Ya burada dine hizmet mi olamış? Böyle bir ihtişamda din anlatılır mı insanlara? İnsanlar gelecek ben böyle bir yerde diyeceğim ki kardeşim kanaatkar ol, hakkına razı ol. Biraz böyle tevazu mütevazı. Nasıl derim? Demez mi ki ya bu şuraya bak anlattığına bak. Dünya saltanatıyla, dünya hedefleriyle, hırslarıyla bir taraftan şah velayet aynı anda olmuyor. Bunda binlerce hikmet var, binlerce mesaj var, bize de mesaj var. Kardeşim seç yolunu, idealini doğru tespit et. Kim için buradasın? Hangi amaç için buradasın? Dünyalık mı istiyorsun? Al. Ama eğer ahiret için buradaysan bir farklı bir bakış açın olması lazım. Evet, o mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, şahı belayet ünvanı manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı. Ve üstadı kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanatı manevisi baki kaldı. Diğer sultanlıkları gördük. Sultan Süleyman'a kalmayan bir dünya. Neler gördü bu insanlık? Hep söylerim ben bunu. Öyle ne şahlar, padişahlar, krallar, muktedirler gördü ya. Öyle bir bakması yeterdi. Bin milyon kişilik ordunun harekete geçmesi gibi Bir bakması bile. Bir milyon kişi gider. Ne oldu sonra? Adı, sanı, izi, cismi hiçbir şey kalmadı. Ama Hazreti Ali kıyamete kadar şahı velayet. Seyfullah. ilmin kapısı. Evet. Ama Hazreti İmam Ali'nin vakayı sıffinde bir de sıffin olayı var. Hazreti Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise o hilafet ve saltanat muharebesi. İşte tam da burada hilafet ve saltanat muharebesi var. Yani Hazreti İmam Ali ahkamı dini ve hakayki İslamiye'yi ve ahireti esas alıp. Hazreti Muaviye'ye karşı bakın buralar çok önemli. Dedi ki bize bakan mesaj bu cümlede saklı. Hayatta bir şeyleri öncelik alacaksınız. İdealini doğru tespit edeceksin. Varlık sırrını hani diyor ya üstad nereden, niçin ve nereye? Ben nereye gidiyorum ve niçin buradayım? Hazreti Ali, İmam Ali ahkamı din, dinin hükümleri ve hakayık İslamiye, İslam'ın hakikatları ve ahireti esas tutup. Yani bütün hesabı, kitabı, yorumları, her şeyi ahiret endeksli olacak. Ahireti zarar var mı, yok mu? İslam'ın hakikatlarına uygun mu, değil mi? Hakayık İslamiye buna ruhsat verir mi, vermez mi? Öncelik onlar. Ama Hz. Muaviye taraftarları öyle değil işte. O sıfın harbinde olay değişiyor işte. Yukarıda adalet üzerinden, adalet zemin üzerinde, adalet arayışı üzerinden çıktı savaş. Nispi adalet, adaleti mahsa. Sıfın öyle değil. Cemil vakası oydu. Sıfırında tekrar söylüyorum Hazreti İmam Ali'nin vakayı sıfırında Hazreti Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise hilafet ve saltanat muharebesidir. Yani İmam Ali e, radıyallahu anh, ahkamı dini bu üçünü unutmayın. Hakayeki İslamiye'yi ve ahireti esas alın. Öncelikler bunlar. Bunlardan tabiz verilmez. Verilecekse bir şekilde bir tabiz bir yerlerden başka şeylerden olsun. Esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Dinden feda edilmez. İslam'ın hükümlerinden ahkamından feda edilmez. Ahiretten feda edilmez. Yani biraz orayı zayıf tutalım da buraya yoğunlaşalım yok olmaz öyle. Hazreti Muaviye ve Taraftarları ise hayatı İslamiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler hataya düştüler. Azimet dururken azimet Dururken ruhsat aranır mı arkadaşlar? Azimet nedir bilir misiniz? Takva. Alabildiğine kulluk. Tavizsiz, firesiz Müslümanlık. İnce yol yürüme sanatı. İslam i̇şte bize bunu e, e, salık veriyor. İnce yol yürüme sanatı. Bakara suresi öyle başlar. Estağfirullah. Elif, la, mim. Zalikel kitabu la fi huden lil muttakin. O muttakiler var ya o muttakiler. Ondan sonra hemen başlar. Ellezine yukminune bil gayb ve yukumine salaat ve mimma razaklam yunfukun. Namazı dosdoğru kılarlar. Gayba derinden iman ederler. Ona verdiklerimizden infak ederler. Anlatır. Yani azimet arkadaşlar. Üç günlük dünya arkadaşlar. Bugün varız yarın yokuz. Rüzgar deveranı bir hayattayız. Nereye gidiyoruz? Hangi halimizde? şu yaşadığımız hayata, hayatın önümüze getirdiği ne varsa, başarı veya yenilgiler önemli değil. Ahiret noktayı nazarından bakın ve değerlendirin. Müslümanca bir tavırla karşılayın olayları. Acılar zamanında isyan yok, başarılar zamanında gurur yok. Azimet, hüdenlil muttakin, takva, titiz kulluk. Tekrar söylüyorum ya gidiyoruz ya ölüm var, ölüm var. Evet. <laughs> Hazreti Muaviye ve taraftarları ise hayatı, içtimai, İslamiye'yi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı tercih ettiler. Ruhsatlar aradılar. Bunu şuna benzetirim ben. Biraz tebessüm de dedim. Biraz olaylar gerdi bizi. Çünkü bunlar yaşandı. Büyük acılardı. Azimetle ruhsat arasındaki farkı anlamak için hepinizin bildiği bir yaşanmış olup olmaması önemli değil. Adam bir tanesinin bir miktar parası vardır. Kurban vakti gelmiştir, kurban bayramı. Kessem mi, kesmesem mi? Bu durumda müsait miyim, değil miyim? Bir de hocaya sorayım der. Hocam durumum bu, param bu kadar, kurban bana düşer mi? Düşer kardeşim. Hocayı beğenmez. <laughs> bir başka hoca arar, e, kesmen lazım. Bir başka, e, kessen iyi olur, kesmen lazım. Üç, beş, on derken bir tanesi, ya kesmesen de olur. Ha işte hoca, gel gözünü seveyim seni. Ruhsat arıyor beyefendi anladık değil mi arkadaşlar? Ruhsat. Halbuki azimetle yaşa ya. Sen fedakarlıkta bulun ne var? Allah onu iki kat üç kat verir. İnanmıyor musun buna? İşte İslam'ın bütün hükümlerinde biz azimetle bakacağız olaylara. Takva üzere yaşayacağız. Ruhsatlar aramayın sakın. Nefis, şeytan, heva bir şeyler fısıldar. Ya bir şey bu zamanda bunlar olur. Bu kadar da bak insanlar oluk oluk böyle. Sen iyisin gene namazın var niyazın. Hayır. Alabildiğini. ince yol yürüme sanatı. Müslümanlık böyle zarafetle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti ihya ederek. Ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise din ile milliyet muharebesiydi. Bu da enteresan son 5 dakikanızı alacağım. Yani Emeviler devleti İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip hemen milliyetçilik devreye girdi. Emeviler öyle hakikaten burada büyük hatalar yaşandı. Rabıtayı İslamiyeti, Rabıtayı milliyetten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Rabıtayı İslamiyeti arka planda tutuyorlar. Etnik kimliği öne alıyorlar. Birisi ...mileli saireyi rencide ederek teviş ettiler. sair Arap olmayanlar da var. Bütün bütün insanlık için gelmiş. Herkes için gelmiş. Ama sen onu Arap milliyetçiliği üzerinden yani ete kemiğe dayalı bir etnik kimlik üzerinden İslamiyet'i inşa etmeye çalışırsan iki türlü zarar verirsin. Bir, diğer milletler rencide olur kardeşim. Demek ki bana layık değil. Öncelik eğer etnik kimlikte İslamiyet arkada kalacaksa kalsın. Demek ki ben kerhen kabul görüyorum. Demez mi insanlar? Diğeri, unsuriyet ve milliyet esasları. Burada menfi milliyetçiliktir kastedilen. Yoksa vatana sahip çıkmak, birlik beraberliğimiz, bayrağa, mukaddesata sahip çıkmak, milliyetçilik hepimizde var tabi. Ama benim için bütün Müslümanlar kardeştir. Asla etnik kimlik aramam. Bana ne Türk'müş, Kürt'müş, Arap'mış, şuymuş hiç umurumda değildir. İnanıyorsanız kardeşsiniz. Biraz sonra bir şey okuyacağız. El İslamiyetu Cebbatil Asabiyetel Cahiliye. Yani İslamiyet geldikten sonra kesip atmıştır neyi? Cahiliye zamanındaki o menfi milliyetçiliği kökünden kesip atmıştır. Ve devamında da şunu söylemiştir. Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında fark kalmamıştır. Biri köleymiş, biri efendiymiş, biri şu mu? Fark yok. İnanıyorlar, artık kardeştirler. Ama işte orada Emevilerin yaptığı böyle bir büyük bir hata vardır. Etni öne aldılar, İslamiyet'i arkada bıraktılar ve rencide oldu insanlar. Evet. Unsuriyet ve milliyet esasları, menfi milliyetçilik, adalet ve hakkı takip et, Mediinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet perver bir hakim millet taşını tercih eder. Adalet edemez ki. Önce kendinden olanın hakkı. Evet, rabıtayı diniye yerine rabıtayı milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider. İşte Hz. Hüseyin rabıtayı diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş. Ve ta makamı şehadete kadar ulaşmış. Başka bir dahili acı felakette bu. Bir gün devamından da okuruz inşallah. Çok da fazla yormayalım sizi. Tekrar söylüyorum. Tarihi doğru okumamız lazım. O yaşanan olayları biraz bilmem, arka planlı bilmemiz lazım. Fitneyi doğru tespit etmek lazım. O yaşananlardan çok doğru dersler çıkarmak lazım. Ve bizim işte şu cümleyi bir kere daha okuyorum bitiriyorum. Üstadın şu cümlesinde her şey saklıdır. Belki geleceğimiz vardır, kardeşliğimiz vardır, birlik beraberliğimiz vardır. O olayların bu şekilde okunması durumunda. Evet madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihad edilmiş. İçtihattan muharebe tevellüt etmiş. Elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır. Bitti gitti kardeşim. Daha ben niye nefret edeyim? Burada vicdan saklı. Burada tekrar söylüyorum kardeşliğimiz var. Burada geleceğimiz var. İslam'ın bekası var bu cevapta. Allah ilham almayı nasip eylesin. Tarihi doğru okumayı nasip eylesin. Birlik beraberliğimizi böyle sağlam bir şekilde ikame eylesin. Gönüllerimizi inşallah yeniden İslam kardeşini ikame eylesin. Subhaneke la ilme lana illa inne kentel inneke entel alimul hakim vahru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin